İzlediğiniz bütün programları unutun. Çünkü birazdan izleyecekleriniz daha önce görülmemiş sıra dışı şeyler. O bambaşka bir soluk getirecek projeye imza attı. Bazılarınız onu yaptığı rap parçalarıyla, dizilere verdiği soundtracklerle tanıdınız. Bazılarınız ilk defa tanışacak. Fakat biliyoruz ki birçoğunuz merak içinde. Onun da dediği gibi. Beni değil, bizi tanı. Evet, ben Zeki. İlk defa kliplerim dışında karşınızdayım. Joyrex hepiniz hoş geldiniz. Çok değişik bir projeyle karşı karşıyasınız. Çok heyecanlıyım. Çünkü İstanbul'un bugün içinden geçeceğiz. İlk konu sizin için özel olarak seçtim. İlk konağa gidelim. Hatta arayalım görüntülü. Yanına gidelim. Ve bugün ne olacağına karar verelim. Hadi kamera gel bize. Bu kadar zamandır konuk olarak çağrılan Zeydi program yapmayı ikna ederlerse bırakın gerisin artık, onlar da düşsün gençler. Hadi o zaman arıyoruz. Hazır mıyız? Cihangir abi nasılsın? Biliyorum şu halinde ben. Neredesin abi, kimdesin? Evdeyim. Özgür var. Hayırdır oğlum bu soru? Yok abi, estağfurullah. Bir konum atabilir misin abi? Gelmek istiyorum da. Geliyorum abicim. Öpüyorum abi. Evet, şu an konuma doğru geldik. Konuklarımız bekliyor. Hadi onları alalım o zaman. Güne başlayalım. Şu tablonun güzelliğine bakar mısın? Ya şu tablonun güzelliğine bakar mısın ya? Allah Allah. Halin ne lan? Nasıl kaldısın? Geldik abi, merak ediyorsunuz. Niye geldik değil mi? Niye geldik? Şimdi beni getirdin, bunları taktın. Benden ne istiyorsun söyle. Abi çok güzel bir gün biliyorsun ya. He. Araçlar, korumalar, her şey hazır. Korumalara ne gerek var oğlum? Gerek yok olsun yani şimdi. Ne yapacağız? Korumalık ne var yani? Şu an sürpriz olsun gideceğimiz ya. İyi an koruyacağız. Siz kim koruyacaksınız? Bizi Allah koruyor. Bizi Allah koruyor. Sen ne yapmışsın öyle kendine? Reklam yok efendim. Entegre. Hemen anında. İyi hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Sürpriz olsun ilk yer söyleyeyim. Tamam. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Evet, ilk sürprize geldik. Cengir abi. Ne sürpriz? Özgür abi hazır mısınız abi? Şimdi birazdan göreceğiz abi. Uçağa çok biniyoruz ama ben helikoptere binmedim abi. Helikopter mi? Oğlum ne helikopteri lan? Helikopter abi. Valla ben de korkuyorum, yemin ederim. Oğlum başımıza son haberlerden sonra hakikaten çok korkuyorum ama çok güzel bir an olmaz mı abi? Süper git ya. Çok güzel bir an olmaz mı? Oğlum olmayabilir ama. Helikopteri bir görelim mi? Bak birazdan göreceğiz. 2-3 adım sonra göreceğiz. Helikopteri görelim de oğlum, helikoptere binme. Ben büyüktüm. Vallahi büyüktüm. Ben büyüktüm baba. Oyuncak helikopter gibi oğlum. Kumandası nerede bunun? Yarın ve yarınlar doğar, bir güneş açar, bir sus. Artık bir sal benim kafam yalan, hayatlarınıza şamar atar. Sokakla bunu sokakta kal. Orada. Abi o camı kapatırsan ceylan yapıyor ya. Allah'a bak, yaklaşıkça da korkuyorum abi. Arkasına dolanan. Cengiz abi çaktırmıyordu ufakta bir Cengiz abi. Cengiz abi de zamanı olur. Ben abim alayım. Abi şeyler ben söylemek abi, ister misin binmeden önce? Yani şimdi bana bir şey olsa diyeceğim ki sevdiklerimi Özgür'e emanet edeceğim de Özgür de benimle geliyor. Ya da Allah'a emanet edeyim, ne yapayım? Ya da en azından o panik anında helalleşmeyeyim. Hadi görüşürüz. Sen de helalleşmiyorum, sen bizi düşürdün bu ortamda. Hadi buyur abi. Hadi. Sana geliyor mu dayı? Şimdi geliyor, az az geliyor. Az ara ara geliyor değil mi? Ara ara çalışıyor. Baba bizim mikrofonlar bir duyuyor. Özgür vazgeçti, Özgür vazgeçti. Birazdan duyacaksınız gençler. Oğlum gel lan. Çok tatlı kardeşim, yerim çok tatlı yerim. Siz yatsana geriye. Şey gibi oldu ya böyle. Abi işte değil mi? Aramızda para topladık öyle 300-500 hep beraber. Geziye çıktık abi. Aramızda da gideriz hesabım. Öyle. Ayakta gidelim yeter ki. Mesela yani. Valla ben de korkmaya başladım. Ha? Niye korktun oğlum? Vallahi korktum ha. Kalkış çekelim baba. Video da koy.
Vallahi çekerim. Vallahi videoda koy. Ya bilmem. Vallahi ben de. Helikopterin kalkmadan önce ben bir dua edebilir miyim? Allah'ım şimdi. Şu olursa da artık. Senin bir başka bahara kaldı değil mi? Hani daha güzel olurdu keşke ama hani neyse hadi beş ol. Abi kurban olayım bak en son bunu ne zaman yaşadım biliyor musun? Bir kere arada şeye bindim neydi onun adı? Neydi lan o böyle gidip gelen var ya? Gondol. Harbi gondol etkisi yarattı oğlum ben gidiyorum. Bende de bir kamikaze abi kamikaze var ya dönen. Kamikazilendim. Hafif sararmalar başladı biraz. Vallahi bakalım ya. Allah yardımcımız olsun. Kaptan daha da konuşuyorsun. Sağa sola bakma, önümüze bak. Önümüze bakalım harbiden. Başka da çok da bir şey yapmayın. Allah Allah. Lan Özgür, macera diyordun. Yıllardır macera dedin, kamp dedin, ben iptalim abi, ben iptalim. Al sana ekşi, al. Sakin ol, kameraman öldü oğlum. Murat, kendine gel oğlum. Evet. Şu an buysun. Bizi buraya niye getirdin? Abi ne istediyorsun onu söyle. Ne istiyorum ya? Ben için. Aslına bakarsan güzel bir gün. Karşıdan boğaz görüyor ama. Ben de sola bakıyorum. Bir gol atmam ben. Abi helikopter de ben daha ayrıca bir. Oğlum ne yaptın? Niye getirdin? Ne yaptın? Helikopterde ama yüksek ses çıkıyormuş ha. Helal ya. Çok iyi ya. Şeye bak fazla sallıyor. Öyle diyor. Sallıyor mu? Ben de o dönüşlerde, mönüşlerde evet. İsteseler ya, aklımızı alır ha bizi. Sağ sol yapsa, harbi ben deliririm. Al kız kulesi al. Ha. Çek baba. İstanbul mu güzel, Adana mı güzel? Oğlum cevap ver. Bana varsa sen. İstanbul, bana yoksa Adana. Nasıl yani? Özgür, bana net bir cevap ver. Adana mı güzel, İstanbul mu? Benim için Adana. Niye? Havası sizi iyi geliyor kanka. Alışmışım yani. Peki o zaman burada İstanbul'da helikopterde İstanbul tur atarken ne işin var aslında? Adana mı İstanbul mu yani? Valla Adana mı İstanbul mu desen? Tabii ki Adana be. Ya ben gittim adam Adana. Niye tersanam helikopterde ya? Bilmediğin şeyler ver. Bilmediğin şeyler ver. Aa Fatih Camii. Süleymaniye mi? Olsun. O da güzeldi cami. Peki Özgür. Özgür'e bir sorum var. Öyle bir ikilikti abi. Konuşmama gerek yok. Muhteşem bir ikili ya. İstanbul'da çok parayı bulsan bile Adana'ya gider misin? İstanbul'da parayı bulsam tamam mı? Daha keyifli yaşarım. Hem Adana'ya hem İstanbul'da. Nasıl mesela? Nasıl bu mesela? Helikopterle gezerim kanka işte. Ne yapayım ya? Oğlum o zaman parayı bulduysan bir elini ver lan. Tamam. Biraz ama sonra Adana'ya giderim kanka. Sabahlar diyor kahvaltıya Adana'ya giderim diyor. Öğle yemeğe de Antep'e. Zaten ne diyor? Paran varsa senden iyisi, senden kralı yoksun. Yoktur. Ama paran yoksa... Aynen bir delikanlıyı para değil, parasızlık bozar. Evet. Allah kimseyi kimsenin eline düşürmesin kardeşim. Abi. Allah kimseye de haram para da nasip etmesin. Abi. Al helikopter al. Karından beri. Ben hafiften kısmaya başladım ama ha. Yan dönüyor ya, yan dönünce korkutuyor Özgür. Sen korkuyor musun? Yok, aldım. Şişiriyoruz. Alıştın mı? Alıştım, güzel. Ben de alıştım. Bir şey olsa var ya, bütün gökdelenlerin hepsinde inme yeri var ha. Ha, inemeyiz herhalde yani. Pilot abicim, size bir soru sorabilir miyim pilot abicim? Ses tanıdım. Abicim, tehlike anında bizleri böyle pışt diye fırlatacak bir... paraşüt sistemimiz var mı? Sanırım bize bağlamadılar. Allah tarafından. Hayırlısı be dayı. Dayı bizde doğarken ölmüş. Fark etmez ya. Gidip çöle. Abi. Yedekleri yapıyor bu abi. Abi şimdi bu tur attık ya. Gittik geldik. Kaç para yazar? sen sadece uçuyorsun. O zaman. Yani ayrıca seninle konuşsak nasıl? Sokakla bunu sokakta kal.
Ben en kötü bunun içinde bir sigara içerdim. Vallahi. Sonuç şu olur ya sigara şey. Niye? Yanardınız komple. Ha sigara falan içilmiyor mu? Hemen yanıyor bu. Ya ne biliyorsun oğlum, içeride alem yapanlar var, onlar ikisi. Onlarınkisi nasıl oluyor o zaman? Nasıl ya? Ben şimdi helikopterim var benim. Baksana bir kardeşim. Benim helikopterim var böyle. Bir sigara içemiyorsun. Jet yakıtı falan kullanıyorsun. İçemiyorsun. Yani para yakıyor, 2-3 milyon veriyorsun sıçıyorsun işte. Bir cigara içemiyorsun içinde. Ben sana söyleyeyim. Sana limuzine binelim dedim amına koyayım. Limuzine içiliyor mu acaba? İçiliyor. Ayağımız yere bastın oğlum. Allah'a şükürler olsun. Kara abi ya. Amerikan askerleri gibi ineceğim. Go 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 go. Abi nasıldı? Vallahi ufak kardeşim ilk defa bindim helikoptere. Hem yani röportajı düzgün vermeye çalıştım. Bir taraftan da izledim de video çektim. Ama bir dönüşlerde çok trip ediyor adamı. Biraz korkutuyor adamı. Ha Özgür? Evet, tedirgin etti biraz. Sence niye? Bilmiyorum. Şeyi ya böyle acayip sarsıyordu ya. Hiç sevmedim abi. Hiç sevmedin mi? Kara abi. Güzel. Oğlum sen çıkardın bunu başımıza. Çıkardım da ben de bir içmedim ki. Oğlum bizim meyveli helikopter meyveli. Daha yok zaten. Ya. İçeride sigara bile içemiyorsun ha. Çok yok abi. Hiç adama sordum, içeride dedim sigara içebiliyoruz mu? İçseydin dedi son uçuşun olur dedi. Niye dedim? Abi, yanar dedi. Abi buyurun limuzine geçelim. Karaya tamam. Bastık Allah'a şükür. Ha? Şimdi limuzin mi var? Ha, uçan limuzin mi? Seversin dayı. Eyvallah hadi gidelim. Abi helikopterler olacak. limuzin olacak abi. Abi olacak da ne bileyim ben bunu böyle bir. Oğlum helikopter dediğin uçar, daha ne bekliyorsun helikopterden? Çok ses vardı ve çok sarstı. Evet çok güzel. Biz de limuzini lan al hadi al. Limuzinizi bile. Özgür Bey buyurun, ben kendim alayım. Kendim alayım. Kimse açamaz ayrı. Ben kendim rapımı açarım. Evet Zeyd, bizi uçağa bindirdin, helikoptere bindirdin. Şimdi de getirdin burada, limuzine bindirdin. Bizden ne istiyorsun? Nereye götürüyorsun sen? Şimdi abi çok değişik yemekler yemeye gidiyoruz. Sizi öyle izlemek orası istiyorum. Beğenebilirsiniz de ama yiyemeyebilirsiniz, öyle bir durum. Nasıl yemeyim? Ben bir şey söyleyeyim mi? Görsel kendimi, olarak beğenilebilir. Kendimi rezil edeceğim, beğenmediğim hiçbir şeyi yemem kardeşim, onu bil. Bu bir. Bir tadarız ya. Tamam bilmiyorum, o benim keyfim bilir. Güzel güzel. Zaten çok Özgür'ün bu lüks merakı bitirdi bizi, limuzinler filan. Kendimi bildim diye hep lüks için koşarım. Seviyorsun abi Özgür abi. Çok çok. Her sevdiğim şey lüks ya hayatta. Gerisini namına koyayım. Hiç mi hoşlanmadın o abi? Valla kardeş şimdi sabahtan beri hiçbir şey sevmedin abi ya. Ya kardeş bizi aldın evden götürdün, evin önünde bir ton pahalı arabalar getirdin, döndün bizi helikoptere getirdin. Arabamın birisi açıyor kapısını saçma sapan. Adama en son eline yapıştım, dedim abi kurban olayım bizi, dedim görüntüye düşürme öyle. Kapısını açtırıyor hesabı. Vallahi bilmiyorum ne olacak. Bir de sabah erkenden uyandım, hiçbir şey de yemedim, karnım da aç. Spora da gidemedim. Abi bak o kadar güzel, o kadar beğeneceksin ki o yemekleri. İyi hadi bakayım. O kadar netim yani. Sen normalde yiyor musun bu? Ben de yiyemiyorum ama güzel, görsel olarak güzel. Ben ne yersem sen de yiyeceksin aynısını tamam. O zaman. Tamam, okey. Kim? Aynı. Üçümüzden biri bir şey yerse üçümüz de yiyeceğiz o zaman. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam. Ama ben yerim. Sırf siz yiyin de yerim yani. Abi şimdi herkesin merak ettiği bir soru var. Pırpır filmini abi. İzlediniz mi? Gittiniz mi sinemaya? Nasıl buldunuz? Vallahi ben gittim kanka. 2 kere gittim filme. Evet abi. Ya bir kere kendi başıma gittim, bir kere de ailemle gittim. Ben çok beğenerek izledim açıkçası söyleyeyim. Sonunda da üzüldüm. Sonunda. Yani öyle bitmiyor. Bilmiyorum, bir duygulandım yani, bir fenalandım yani öyle bir şey olunca. 01 gerçekten kendi altın harflerle tamamladı yani, bitirdi. Sinema filmini de yaptı. 6 sezon dizi çekti. Biz ilk 4 sezonunda oynadık ama sonrasında da ben takip ettim yani. Çünkü 01 bizi bu, açıkça söylemek gerekirse bizim şu anki bulunduğumuz konuma getiren iş 01'dir. Yani aklını inkar etme gibi bir durum olamaz. Ben gittim izledim kanka. Çevremdeki insanlara da bununla alakalı ne biliyorsam, ne ediyorsam söyledim. Onun dışında şöyle bir durum da var yani 01 ile birlikte sinemaya giren birçok filmden, mesela bazı filmler var onunla birlikte sinemaya giren. 500 salon almışken 01 neredeyse bunun 3'te 1'i, 4'te 1'i bir salon sayısına sahip olmasına rağmen yine çok iyi bir başarıyla izlenme gösterdi insanlar. Çünkü iş fanatizm. Kaynaklı bir iş yani, fanatikleri vardı ve fanatikleri yalnız bırakmadılar, gittiler. Biz de başında yaparken ve sonrasında da izleyici olarak da ben kendi adıma 01'i severek fanatizmine
saygı duyduğum için gittim izledim ve ne yapmışlar diye de görmek istedim. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Üstüne koya koya gitmişler. Aynı zamanda toplumsal hem kadına şiddet hem de çocuk istismarına karşı bir durumda da önce olmaları ki zaten 01 gibi sosyal gerçekçi bir işe yakışırdı. Bunu da yaptılar. Gerçekten başarılar diliyorum. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Devam filmi de gelir umarım. Ya insan şey de diyor yani. Ulan diyor keşke diyor böyle bir flashback geriye dönüş olsa bir senaryo falan. Bir daha aynı şekilde aynı karakteri oynamak isterdim şahsen. Ama güzeldi. Güzel anlarla güzel bir şekilde bitti. Sinema filmi inşallah devamı da gelir. Güzel güzel giderler ne bileyim. Var mı başka sorun? En duygulandığın sahne? En duygulandığım sahne? Savaş'ın öldüğü sahnede çok kötü oldum yani ben hani o şey mesela onu çok güzel yapmışlar hem teknik anlamda güzel yapmışlar hem oyun falan da çok güzeldi ben kendi adıma iki kere gittim ikisine de başka modlarda gittim yani ikisine de kötü oldum hem yani kendi yaşanmışlığımız içinde olduğum bir proje aynı zamanda bildiğin karakterlerin de o derece yani hayal ürünü de olsa veda etmesi de üzdü beni yani Savaş'ın öldüğü sahnede gerçekten bir kötülendim yani. Özgür abi sen? Bayağı güzel. Ellerine sağlık abi. Gururlandım ya. Yani işin nasıl başladığını falan biliyorum. Tabii sizin için daha farklı abi şimdi. Tabii zamanlarından bu zamanları düşününce iş bayağı takdire şayan yani. 6 sezon dizi yaptı. Aynen. Döndü şimdi sinema filmiye taşlandırdı abi işi. Gurur duydum. Hüzünlendim de biraz böyle bir şey de oldum yani. Ya insan şeyine de hüzünleniyor ya böyle. Ulan diyor hani bitti ya. Hani işin bitmiş olması, hani sen oğul olma, ben oğul olmayayım veya başka. İşin bitmiş olması da çünkü şeydi yani ilk başta şey gibi insanların böyle çok arzulu, çok böyle peşine tutunarak gittiği bir şeyin son bulması. Her güzel şey gibi onun da bitmiş olması o tarafı üzdü. Yani insanlar biz öldüğümüzde nasıl üzüldü? Şimdi biz de öyle üzüldük. Aynen. Ben kendi adıma öyle üzüldüm. Yani. Ya ben nasıl söyleyeyim sana işte 01'de oynarken bile o derece mesela her hafta yayın günü filmi yani diziyi kaçırabiliyorsun. Sette oluyorduk veya izleyemiyorduk ama ben bizden yani biz öldükten sonraki iki sezonda 5. ve 6. sezonu gerçekten perşembe günleri izledim. Perşembe yayınlanıyordu değil mi? Perşembe yayınlanıyordu. Perşembe günü izledim. Çukur abi, Azer karakteri çok farklı bir hikaye bürünüyor ve hani devam edecekmiş gibi de. Çok da güzel devam ediyor. Yani, diyorsun, ne olacak ne olur? Ufak kısmet abicim ben Çukur'a ikinci sezonun sonunda başladım. Evet. Şu an üçüncü sezonu çekiyoruz. Azer Kurtuluş karakteri sevildi ya. İnsanlar sevdiler yani. Hem Azer Kurtuluş karakteri hem de beni önceden tanıyan insanlarla bir araya geldiler. Ve ortak düzende yeni bir izleyici kitlesi oluştu. Önceden diğer oynadığım projedeyken daha fazla 17-24-24-35 izleyici kitlesi varken şimdi daha böyle 35-50 yaşlar arası. Evet. AVM'de sen de görüyorsun gittiğimiz zaman dışarıda. İnsanlar geliyor fotoğraf çekiyorlar. Bakıyorsun teyzeler falan artık. Önceden daha genç nesildi. Şimdi daha evrensel çapta yani. Türkiye genelinde insanlar tanımaya başladı. O yüzden Çukur gerçekten beni insanlara daha yukarıda bir nasıl söyleyeyim daha fazla insana ulaşmamı sağladı. Aynı zamanda ilk defa ana akım medyada çalıştığım bir iş. Daha profesyonel bir ekiple. Ekip de gerçekten iyi yani hani düzgün çalışılıyor. Kim ne yapacağını biliyor. Sen ne yapacağını biliyorsun. Sadece oyununa odaklandığın, işine odaklandığın, yönetmen oyuncu ilişkisinde oldu mu işte daha böyle mi olsun gibi. Çalıştığın ve mesleğini icra ettiğin yerde keyif aldığın bir durum. Bakalım insanlardan da takdir topluyor. Avrupa'da da çok fazla izleyicimiz var. Buradan Avrupa'daki izleyen insanlara hani aynı zamanda Azerbaycan var, Suudi Arabistan var, İran var, yani Arjantin'den var. Çünkü yurt dışı satışı olduğu için yurt dışından da çok fazla insan veya takipçiler oluyor, yazanlar oluyor. Mutluluk verici yani daha üst segmentte bir yere getirdi bizi. Bakalım bundan sonraki hayat kariyerimizde neye gider yol. Bakalım. Hayırlısı. 01'de abi benim bildiğim kadarıyla ben bildiğim için söylüyorum. Yani siz setinden mutfağına kadar en başından olan insanlardınız. Sen öyleydin. Çukur'un sözüne öyleydin. Aynen öyleydiniz. Çukur'la alakalı soracağım. Çukur'a geçince yani ay yapıma geçince o farklı bir konudan daha büyük. Ya şimdi geniş şöyle bir şey var. Nasıl bir set? 01'de şimdi büyük setlerde şöyle bir şey vardır. İnsanlar herkes kendi yapacağı işi bilir. Kimse kimsenin işine karışma inisiyatifi almaz. Ama 01'deyken öyle değildi mesela. Bir şey mi kaldırılacak o an? İşte çekime girecekler. Atıyorum orada runner veya asistan onu kaldıracak. Hızlı da olunması lazım. Sen gidip onu oradan kaldırıyordun yani. Çünkü biraz daha ihtiyaca
yönelik bir işti yani. Çünkü o an bir şeye ihtiyacı varsa ve sen de onu görüyorsan gidip yapıyordun yani. Ama buradayken zaten her şey çok büyük bir organizasyon eşliğinde ilerlediği için. Kimsenin sabit bir işi yoktu yani. Aynen. Daha prof setlerde, büyük setlerde herkesin kendi işi var. Dediği gibi herkes kendi işini yapıyor. Aynen. Onda öyle bir şey yoktu yani. Sınıflandırma yoktu. Benim işim bu abi, ben sadece bunu yapacağım gibi bir şey yok. O iş bittikten sonra geri kalan ne varsa yardım ediyordun yani. Şimdi Cihangir abi burada sette bütün bizim çalışan yönetmen olsun, ekip olsun, herkese böyle o kadar iyi biliyor ki bu konuyu. Sinema televizyon bilgisi çok yüksek. Ve bununla alakalı bir şey soracağım. Sercan abi bizim piyasada, rap piyasasında. Sercan abinin Ezel'in klibini çektin. Aynen. Nasıldı tepkiler, ne oldu? Nasıl yani çok eski bir zamandı. Bizim yönetmenimiz Kadri Berhan Taşkın. Bir gün Zeyd'in klibini çekme şeyine acaba? Ya yok, o zaman Sercan da yani Ezel de tanınmıyordu. O kadar tanınmıyordu. Hani. Biz tanıyorduk yine, seviyorduk. Gayet başarılı. İnandığımız için zaten beraber iş yapıyorduk. Yönetmenimiz vardı 01'deki, o benim eskiden arkadaşım. 01'de de yönetmenimiz Kadri Berhan. Onunla birlikte Ankara'da öyle bir Ezel'in kliplerini çektik. Beraberdik orada. O aşamaları yaşadık. Şu anda yani nihayetinde klibi çekmekten ziyade arkadaşım olup yetiştiğin adam bir gün bir yerlere gelmesi durumu gurur verici. Aynısı bizim için de geçerli. Çoğu zaman bir araya geldiğimiz zaman eski günleri konuşup ya diyoruz işte şöyleyken böyle oldu. Kamera arkası çok çalıştım İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda. Kamera asistanlığı da yaptım, düğün de çektim, düğün fotoğrafları da çektim. Küçük klipler de çektim, ne bileyim tanıtım videosu da çektim işte. Yani para getirecek işleri yaptım bu yönelik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çok değişik yemekler yemeye gidiyoruz abi. Çok değişik yemekler. Çok değişik. Ne yiyeceğiz oğlum? Sizi izlemek istiyorum o yemekleri yerken çünkü. Ben sevmediğim şeyi yemem. Oğlum bize sen ne yaptın? Şey yaptın böyle. Abi ben bir program çekeceğim. He, tamam. Geziyoruz Özgür işte abi. Cihangir abi de seviyorum abi. He. Ben bunları alayım. Bunları helikoptere bindireyim. İndireyim alayım. He, geziyoruz. Tamam. Kötü mü? Orada götüreyim bunlara acayip acayip şeyler yedireyim, sonra bunları izleyeyim bir daha. Latif Doğan'ın şakası gibi gözümüze bir şey bağlamasınlar bari. Abi arka tarafta tam baş kısmında klima düğmesi olacak. Özgür sen bunu bozan, elleme. Elleme. Nasıl açacağız bunu dayı? Ne yapacağız? Play yok, play yazmıyor ki. On off diyor, TV on off diyor. Doğru mudur? Fan speed. En sonun bir saat. 68 diyor abi burada. Fan diyor. Off. Derece mi 68 abi? Valla 68. Bir şey kaynağı. Oğlum bize sushi mi yedireceksin lan? Ben şey ya, bunları yerken bizi izlemek istiyorsun. Abi aşağıda dedik, kural belli. Aramızdan biri yerse üçümüz de yiyor. Bu şey işte, çiğ köftecide de veriyorlar ya. Şey değil mi bu, neydi onun adı? Nar eşkisi değil mi? Tamam, boşver. Ney bu? Salatalar zaten bayağı. Özgür abi düşürme. Özgür abi düşürme. Harbi, Özgür şu niye mi abi, bu zehir gibi. Hangisinden başlayalım Zeyt? Mevzu ya kim abi? Valla ben çatal diyeceğim herhalde. Çatallı olmaz. Sen bizi getirdin buraya, sen de yapacaksın. Ye bakın bir tane. Şunu ye bak. Bunun ne oğlum, kafası lan? Kim yersin, üçümüz yiyeceğiz işte. Biri yesin. Şuna baksana, bak bak. Bu şey gibi lan. Hadi başla bakın bir tanesini. Yok abi sen başla, biri başlasın. Allah. Oğlum şu somon mu lan Özgür? Oğlum somon, yanındaki karides. Bu arada şimdi yedin mi abi orada suçu önceden yoksa? Yok da bu somon balığının rengi, onu görüyorum markette. Çiğ somon ben hiç sevmem ya. Özgür şunun içinde ne bu? Avokado mu? Avokado. Hacı mı derdi? Bak bakayım. Hacı değilse ben de yiyeceğim onu. Bırak lan onu. Bırak, bundan yiyeceğim. Önce bundan yiyeceğim. Hacı mı? Gazına bak. Tamam. Nasıl? Doğru mu? İyi. Kötü mü? Bal işte. Güzel. Aa. Ya kardeş ben bunu yemesem olmaz mı? Yani ikimiz de yiyeceğiz. Sen hala niye yutamadın? O derece mi kötü? Yok yok. Gömüyorum. Ne yiyorum lan? Gömüyorum. Hazır mı bak ya işte, bak işte. Hı? Yarısını yesek bıçakla bana. Ben doydum. Bu kadar. Benden bu kadar, ben doydum. Lan şurada güzel ceviz var, siktir. Ben çok hakim. Ben çok hakim. Her sabah suçu yemedim. Ama bunu böyle yiyeceksin abi. Bununla beraber. O ne ki? Bilmiyorum, bunu böyle koyduklar mı? Belki süsür lan. Belki süsür. Bu yeniyor mu oğlum? Plastik lan yeniyor, bu. Yeniyor. Strafor lan bu. Yeniyor. Bu neydi Tunç abi? Cips, cips. Hı. Yenir mi? Kardeş cipsi. Kardeş cipsi. Yeniyor güzel. Abi, abi ceviz. Geçenli baba.
Yemin ediyorum güzel ya. Güzel. Bu ne? Bu ne? Tunç abi sen bu işi biliyor musun? Lahana turşusu değil mi o? Tunç abi olay acı. Lahana turşusu da benziyor. Yeşil olan mı? Abo. E acı mı? Acıdan da böyle deodorant turşusu. Deodorant gibi tadı var. Ye lan. Yok abi. Yiyeceksin oğlum. Tamam kardeşim. Ben yedim sen de yiyelim. Aç ağzını. Aç. Merhaba. Aç. O. Nasıl? Kimyasal. Oo. Oo. Oğlum zencefil lan. Zencefil mi? Hayır. Ha. Hayır. Şu ne? Bu şeye benzemiyor mu aynı böyle nenemgilin yazmaları olur diye? Bayram şekeri bu. Yazma boncuğuna. Aa aynen aynen. Yazma boncuğuna ben. Ama en güzel gözüküyor abi şu an. Ben onunla başlayacaktım. Yazma boncuğu. Ben bir şey diyeyim mi abi? Bak bu işe hız verelim. Tamam mı? Hangisini istiyorsan yiyelim. Bitirelim bu işi. Şunu o zaman devam edelim abi yiyelim. Tamam gömün kardeşim. Gömün bağırın lan. Hadi önünde de basın. Ben şu şu. Hadi bana bakmak istemiyorsun. Tamam. Kardeş bu ne çiğ et oğlum bu? Ben bunu yemem ya. Dışındaki ne abi? Ben yersem sen de yiyeceksin. Yiyeceğim. Sen yine şey kapsın. Ben yiyeceğim. Ben bunu yemem ya. Arkadaş beni de hallere soktum. Gel ben seni gider bir cüceye götüreyim. Bana bak. Soğan mı var? Şimdi avokado da var. Ama bu şey... balık eti... Oğlum kırmızı et lan bu. Ben sana şimdi gözlerim kaparım, vazifemi yaparım. Burası bizi açmadı biliyorum. Burası bizi açmadı değil, ben aç kaldım, acayip acayip de şeyler yedim. Bizi bitirdin ya, sabahtan aldı. Kokusu da kötü kötü geliyor bana şu an. Ben daha ne yiyeyim oğlum? Pilav var. Bunu yemem bunu. Biraz ama sizi, harbi proteinmiş ya. Biraz sizi üzüldüm. Kendimi üzüldüm. Giden biraz bunalıyor. Harbi çok acıktım ama abi. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Biraz şeydi. Buradan da çıkıp Pakistan lokantası. Orada Erzurum yöresel lezzetler. Erzurum. Evet ne yapıyoruz? Buradan kalkalım. Çok sıkıldık burada. Farkındayım hadi gidelim. Tamam. Çok güzel bir yere gideceğiz. Orada bizi güzel bir adam karşılayacak. Tanıyorsun. Kim? İzzettin abi karşılayacak. Ona da evde karşılayacak, o sürpriz olsun. İzzettin Oral. Evet. İzzettin Oral. Dürüm mü yedir canım abi de sonunda? Valla dürüm, nasıl dürüm, neler? Uyudumca sen kalma. Yer yer. Ya antik bu tiyere. Bu ne bu ama cebime atmıyor ne? Dökeriz, makarna yapamam. Ne ki bu? Sos eser. Gelemem geriden, doğamam yeniden. Bir nefer gibi Zeytak'a bak beriden. Yeni yollar bak çıkacak önüme tola. Senin hakkından geleceğim oğlan. Yoruldum ya öyle bir şey. Vallahi yoruldum ya. Bana dedi çeksin onlar da biz de oynayalım. Özgür abi biniyor arabaya. Özgür mü sürüyor? Bak hele bak. Lan binme binme. Normal kullan ya. Alıyorum normalde ya. Şu an neredeyiz? Şeyde miyiz? Çok atıyor mu yani? Yani gaza ne kadar fazla basarsan o kadar çok atıyor. Dededik şu an. Araba çok tatlıymış ya. Hayatı seviyorsun biliyor musun? Dikkatli sür ha. Arabaları severim. Bu ışıltıları sen seçmedin ki. Aynen. Yakışıyor, ne yapacaksın? Kapışıyor muyuz? Yapalım. Hadi gel. Hadi. Nerede? İstediği yerde. Her yerde. Tamam. Kırmızı ışıkta mıyız şu an? Geç geç sen geç. Özgür abi buyur önden. Hadi gel ben gel. Geçirim, gel. Ben metrobüs atın kardeşim. Siktir evime. Beni bırakın ha. Vallahi gidip evime gideceğim. Güzel Özgür abi harbiden bir şey yapıyormuş. Güm. Dayımın oğulları mermiye kafa atıyor, zang edin. Bak, hoşuna gidiyorsun biraz olur ya, alışır şimdi. Bir de iki dakika alışır. Abi, İzzettin abi deyince aklına ne geliyor ilk? İzzettin abi gelince aklıma... İzzettin abi geliyor yani. Başka öyle yani, çok medyatik böyle şeyler düşünemiyorum İzzettin abi. İzzettin abi işte bizim. Tamam, o yani ne geliyor? Ya İzzettin abi gelince aklıma kebap geliyor, ne gelecek işte. Onlar 7 nesildir kebapçılar, bütün kardeşleri. Evet. Adana'da kardeşi var, onu da tanıyorum. Kebap adam kardeşim. Ama benim sürprizim sana farklı. İki tane sürprizim var. Nasıl? İzzettin abi başka bir şey mi yapacak? İzzettin abi başka bir şey yapacak. İyi hadi bakalım. Başka bir şey de yapacak demeyeyim de farklı bir şey yapacak diyeyim. Alışa gelmişliğin dışında farklı bir şey yapacak. İyi hadi gidip görek bakalım ne yapacaksak artık. Helikoptere bindik daha özledim ne yapacağız? İzzettin abi. İzzettin abi özledim. Sen baba. Babayı çek. Lezzet çek. Hadi. Sosyete mangalı getirmişsin. Ayıp ediyor. Metrelik nerede metrelik? Abi hoş geldiniz. Bilmiyorum. Tamam oynatma oynatma. Biliyor arkadaşlar zaten. Yakamadım bunu. Niye? Yakamadım. Mangalı mı yakamadın? Nasıl yakamadım? Sosyete mangalı getirmişsin. Hayır baba.
Hani söz var. Kabul etti ha. Sen söz eteğe girdin sen. Ne oldu medenin cevapları abi? Enerji geldi, bir heyecan geldi olaya. Ha? Kardeş çünkü adam akıllı yemeğe getirdin bizi. Biraz önce götürdü, ne yedirdi onun bizi? Aç bıraktın bizi, eti yaptım. Görünce kendimize geldik. Çok güzeldi o. Şu manzaraya bakar mısın abi? Manzarayı falan geçsen bu manzaraya bakar mısın? İkisi de çok güzel. Hadi abi Allah kurban olayım şu abi. Sosyete mevzularından vazgeçin. Acımızdan öleceğiz. Elimizi kolumuzu sıvıyor abi. Sıvayın abi. Eldiven gerek var mı? Eldivene gerek yok abi. Eldiveni tuvaleti temizleyecekler de atsın. Yapıştır o da atacak değil mi? Ben sana söyleyeyim. Bak şimdi. Soğan salatası nerede? Tansiyonum düşecek çabuk. Bak aynen de geldi. Tansiyonum düşüyordu tam onda nasıl koyar? Tansiyonu yakaladık ya. Baba siz burada gömün. Bugün İstanbul'un içinden geçtik. İzzettin abi. Final yattayız şu an. Kebabımızı yedik ama son bir sürprizim var benim konuklara. Çünkü çok önem veriyorum böyle şovlara. Biliyorsun abi şovu severim. Şovu çok seversin biliyorum. Şüphem bile olmasın. Altından gerçek altından Adana. Yenebilir altından. Olayı bitireceğiz. Yenilebilir altından. Yaranamıyorum abi. Oğlum bu ne lan? Niye abi ne daha ne yapayım Adana işte. Abi. Altın kaplama dediği şey mi koymuşlar lan çikolata jelatini bak hele. Bu ne altın ne tozu? Altın tozu. Oğlum bununla yolumuza mı baksak Özgür? Gramı kaç para abi bunun? Bu fıs lira acaba. Altın gramı. Allah Allah. Altın. Ne yazdı? Şiir sözü mü yazdı 2 dakikada? 2 dakikada yine bir şiir yaptı. İlham geldi sağdan bak güneş batıyor şimdi. He tamam. Tepenin ardından ilham geldi. Güneş mi ben mi sana ilham getiren? Abi bu gerçekten bu altın mı ya? Gerçekten altın ya. Altını yiyeyim bari dur. Kebabı net yerim. Güzel bir gündü. Ben eğlendim. Güzel bir anı kaldı bana. Biz de eğlendim. İzleyicilere de öyle. Güzel konulara değindik abi. Biliyorum ben sizin zaten böyle şeylerden haz almadığınızı. Bu yüzden biraz daha komik olacağını düşündüğüm için böyle bir konsept yaptım. Yoksa Şahin'de de gezebilirdik seninle. Evet. Azer bilirdik. Altın tozu diye onları yapıyorum. İzledin abi. Altın tuzu. Altın tuzu. Evet. Tuzu. Tuzu ya. Almayın yani. Çok teşekkür ederim abi ikine de. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. İnşallah vermişsinizdir. Eyvallah sağ ol işte. İlk konuklar inşallah hoşuna gitmiştir. İnşallah devamı da güzel olur. Fiyat hafı olmamıştır. Estağfurullah. Ne hatanız olacak. Çekim ekibi arkadaşlara da çok teşekkür ederim ben buradan. Ben kendilerine emekleri için. Sağ olsunlar. Tanıştığımıza memnun olduk. İzzettin abi zaten bizim İzzettin abi. Onu da görmüş olduk. Sağ olsun. Eline koluna sağlık. Özlemiştin sen. Evet, sağ ol valla güzel yedik evet. Yani. Sabah akşama kadar bir şey yememiştik. Güzel bir mangal başı yaptık. Altın kebap da işte görmedik demeyiz hayatta. Al bakayım şunu altını halime. Sağ ol kanka, teşekkür ederim. Az önce 100 TL'ye dil attın. O zaman şöyle 1,5 var mı lan? Teşekkür ederiz, sağ ol. Rica ederiz abi, ne demek. Böyle eksilik videosu bitti. Biz çok yorulduk. Halimizden de anlayacağınız üzere. Çok hareketli bir gündü. İstanbul'un bir yerinden bir yerine. Ve hep sürekli dolaşarak, gezerek, gezmeye ve size bir şeyler göstermeye çalıştık. Konuklarım bugün çok iyiydi. Cengiz Ceyhan ve Özgür Meriç. Onları hiç görmediğiniz gibi yansıtmaya, göstermeye çalıştım. Yeri geldi, onlara uzaktan baktım sizin daha iyi anlamanız için, merak ettiğiniz şeyleri öğrenmeniz için. Artık sonuna geldik. Kebaplar bitti, yendi. Elimizde altını kaldı. Hep farklı videolar gelecek. Çünkü biz farklı olmayı seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Daha iddialı şeylerle karşınızda olmaya devam edecek Zeyd. Hepinizi öpüyorum.